Gelelim cebimizdeki iklim durumlarına. Cumhurbaşkanlığının meclise sunduğu 2023 bütçesinde işveren prim desteğinin %58 artırıldığı görüldü. Bunun üzerine yapılan hesaplamalarda asgari ücrete %50 zam olasılığı belirdi. Bu konu bir. Bir de HAKİŞ tarafından hazırlanan raporda tüm ücretlilerden alınan vergi oranının %10 olarak belirlenmesi talep edildi. Bu da konu 2. Yani ücretlilerin üzerindeki vergi yükünün azaltılması konusu son günlerin ana gündem maddelerinden biri. Her iki konuyu sosyal güvenlik uzmanı Sayın Ersin Konar'la konuşacağız. Sayın Konar, hoş geldiniz yayınımıza. Oğuz Bey, hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum. Hayırlı günler. Sağ olun. Çok teşekkürler. Önce bir numaralı gündem maddesi. Bütçede işveren prim desteği %58. Bu sosyal güvenlik primi olsa gerek. Ve bundan dolayı da bir tahmin yapılıyor. Tabii ki olumlu, iyi niyetli bir tahmin. O da asgari ücrete %50 zam olabilir mi sorusuyla ifade edilen bir tahmin. Ne dersiniz? Sayın Oğuz Bey, öncelikle şunu söyleyeyim. Bazı otoriteler bu konu hakkında %90 civarı beklenti yapıyor 2023 yılı için. Evet. Belki de ilk defa benden duyacaksınız ama ben asgari ücretli arkadaşlarımızı, dostlarımızı sevindirecek bir rakam üzerinde onay aldığını düşünüyorum. Ben asgari ücretin Ocak ayı itibariyle 5500 TL'den olacağına inanıyorum. Ne kadar yani ama aslında... Bir dakika Ersin Bey, en önemli sözünüz kaçtı. Onu duymadık. Bir daha tekrar eder misiniz? Tekrar söyleyeyim isterseniz. Şöyle söyleyeyim. Aslında 2022 yılında toplamda iki sefer gelen asgari ücret zamıyla beraber %80 asgari ücrete zam aldı. Evet. Ama Türkiye'deki enflasyonun yükselmesinden dolayı benim beklentim aslında bazı otoriteler %90 civarı beklenti. Yani 9 bin lira civarı bir beklentiye beklenti içindeler. Ama ben Ocak ayı için 20 yıldır bu işi için yıl sonunda ocağın biri itibariyle 10.000 TL'ye sabitleneceğine inanıyorum. 10.000. Yani çok evet. 10.000 TL. Yani 5.500 TL aşağı yukarı net 10.000 TL olacağına ben inanıyorum Ocak ayı itibariyle. Aslında asgari ücret için yeterli bir rakam değil. İşverenlerimizin sırtına çok büyük evet, gelecek ama. Evet, onu soracaktım. Kaldırabilirler mi bunu diye? Hükümetimizin benim gözümde taşın altına elini koyacağını ve işverene büyük oranda bir destek getireceğini ve 2023'te asgari ücretin ben 10 bin lira olacağını tahmin ediyorum. Evet. Bu tabii başka etkiler de yaratacaktır çalışma hayatında. Bilmiyorum. 10 bin epey iyimser. %90'dan daha az ama gene de beklentilerin biraz daha üzerinde. 9 binlerden söz ediliyordu. Peki bu %58 prim de devletin elini cebe atması anlamına geliyor. Ona ne dersiniz? Prim desteği. Tabii ki mutlaka hükümetimiz ülkedeki enflasyonu gördüğü için ve biliyorsunuz Türkiye'de serbest piyasa var. Serbest piyasa olduğu için 1985 yılından beri maalesef esnaflarımız için söylüyorum, üzülerek söylüyorum. Ne kadar ceza keserseniz kesin ertesi gün fiyatları yine yükseltmeye devam ediyorlar. Hükümet ne kadar çalışma yaparsa yapsın. Maalesef esnaflarımız pandemiden sonra o açığı kapatmak için Türkiye'de olmayacak şeyler yapıyorlar. Üzülerek söylüyorum. Tabii dünyadaki küresel krizin de etkisi var bunda ama biraz ben bizim esnaflarımızda art niyetli olarak görüyorum.